Şimdi İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en dinamik şehridir ve bu şehri kimsenin insafına bırakamayız demiş. Demin sen de söyledin, İstanbul'a ihanet ettiğini kabul eden bir isim Erdoğan. Çünkü İstanbul'a ihanet ettiler. İstanbul'a en büyük ihaneti Erdoğan döneminde gördük. Neden? En uzun İstanbul'u yöneten kişi Erdoğan oldu. İstanbul'un en önemli açmazı bugün kış gelememesi. Yani tüm iklim sorunları kadar bizim şehirlerimizdeki beton yığınağından kaynaklı olarak müthiş bir ısınma olması ve aşağıya doğru daha kar, yağmur inecekken aşağıdan gelen ısıyla birlikte yağışın inemeyecek hale kadar gelmesi. Yani bir betondan bir İstanbul yaratıldı. En önemli sorun budur. Plansız bir İstanbul yaratıldı ve İstanbul'un rantı peşkeş çekilerek yaşanmaz bir şehir haline gelindi ve İstanbul özellikle Gezi'deki kin, nefret, intikam duygusuyla birlikte gettolaşmaya daha da çok itildi ve sığınmacı meselesiyle birlikte de yeni gettolar oluştu. Büyük şehirlerde gettolaşma olur. Büyük şehirler göç alır. Bu kaçınılmazdır. Bizim insanımız sadece bizde olduğunu zannediyor. Öyle değil. Ancak bunun bir mantığı, bir oranı olur her zaman. Bizde o da belli değil. Dolayısıyla kent resmen fiziki olarak hem bir takım insanlar tarafından işgal altında hem de bir anlayış tarafından işgal altında. Yani betondan betona tapan, beton yiyen, beton içen, beton rantı üzerinden hayatı kurgulamış bir İslamcı iktidar var. Açgözlülükle doğmuyor ve buradaki kaynakları kullanarak da iktidarlarını sürdürüyor. Bugünkü şey o. Erdoğan hükümetlerinin temel arayışı, temel mantığı o. Biz buradan baktığımız zaman Erdoğan kimseye bu İstanbul terk edilemez dediği zaman işin doğrusu şu. Sandığın nasıl kötü sonuçlar verdiğini görüyoruz. İstanbul'a Nurettin Sösen'e çok laf edildi ama Nurettin Sösen'in yaptığı birçok projenin üzerine oturarak Erdoğan aslında bunları tamamlayarak sonuç aldı. Nurettin Sösen'e bir komplo kurulmuştu. Nurettin Sözen'e kurulan komplonun ardından nihayetinde iktidar el değiştirdi. İktidarın el değiştirmesinin ardından da bu tablo oldu. Ben bir hapşuracağım bir dakika. Şimdi çok yaşa Enver abi. Evet. Şimdi bu İstanbul meselesinde benim sana sormak istediğim bir konu da var aslında. Hani 80'li yıllarda İstanbul'da müthiş bir kentsel dönüşüm başladı. Piyasaya açıldı İstanbul. Yani neoliberalizmin aslında Türkiye'de en gerçekten sert hissedilmeye başladığı yıllardı. Darbe sonrası bir kentsel dönüşüm süreci. Bu tarla başının yıkımı, buradaki işte İtalyanların, Levantenlerin, Rumların, Ermenilerin hepsinin bir şekilde yerlerinden edilmesi, binalarından edilmesi ve korkunç bir yıkımla karşılaştık ve bu 80'lerden sonra 90'lı yıllarda devam etti, 2000'li yıllarda da artık son noktasına ulaştı. Yani sence bu İstanbul'da ihanet edilmesinin sebebi, bütün bu çevre krizinin sebebi neydi yani? Bu neoliberal politikalarla piyasaya açılması mıydı İstanbul'un sadece, yoksa başka etkenleri de var mıydı? Şimdi İstanbul'la ilgili olarak bu iyi ve üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Vay Sinan, hoş geldin. Fonculara baksana ya, arada da geliyorlar. Foncuları göstermeye devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'la ilgili sorun Özal'ın İstanbul'u ele geçirmesiyle birlikte başladı. İstanbul'a Bedrettin Dalan gönderildi. Bedrettin Dalan özel politikaları İstanbul'da uygulamaya başladı. İstanbul'un büyük trafik sorunu, büyük göç sorunu olduğu için İstanbul'da züccaciye dükkanı giren bir fil gibi davrandılar ve İstanbul'un yaralarını, bölgelerin inceliğini koruyarak çözmek yerine mesela tarla başında şimdi herkesin kullandığı ve oh iyi ki bu yol var dediği yolu açtılar. Peki bu yol açılırken ne oldu? Tarlabaşı'nın hem orada yaşayan insanları hem tarihi kimliği vesaire tamamen ortadan kaldırıldı. Kazıklı yollar yapıldı sahile. Şimdi herkes kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz, mecburen kullanıyoruz. Ve bütün bunlar yapıldığı zaman yine İstanbul'un rantından faydalanırken yine İstanbul'un çevresini bozacak o bütün uygulamalar ve aslında depremde de çözüm olmayacak uygulamalar oldu ve İstanbul'un çarpık kentleşmesi de devam etti. Bir taraftan da. Bunları çoğaltabiliriz ama temel mesele İstanbul'u bir rant olarak görmekti. Sorunu çözmek için yapılması gereken kritik şeylerden hiçbiri yapılmadı. Bir, göçün engellenebilmesi için dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde olduğu üzere insanların kendi yaşadığı şehirlerde iş, aş, eğitim, sağlık hizmeti alabilmesi açısından bir planlama yapılmadı. Bu çok önemli.
iş, aş, eğitimi. Örneğin sen bir Diyarbakırlıysan, kendi ya da Vanlıysan, kendi şehrinde bunu yapabiliyorsan, örneğin bir Elazığlıysan, kendi şehrinde yapabiliyorsan, aynı şekilde Trakya'da, Karadeniz'de neredeyse yapabiliyorsan, zaten İstanbul'a gelme sebebin ortadan kalkar. İstanbul'un taşı toprağı altındır fikri, dünyanın da önemli kentlerinden biri olması itibariyle İstanbul'a kapağı atarsam ekmeğimi, suyumu orada nasıl olsa kazanırım fikriydi. Bu arada ilginç bir şey oldu. Göç masumken, gecekondu fikri masumken Özal'la birlikte masumiyet ortadan kalktı. Neydi masumluk? İstanbul'a geldin, çadır kurar gibi ev yapıyorsun. Neticede biriketten tek katlı aslında yoksullukla iç içe olan bir yer haline geldi. Fakat seçimlerdeki popülizm ve gelen insanların giderek bunu ayırdığında olmasıyla bu evler iki katlı, üç katlı, dört katlı olmaya başladı ve bu evlere tapu verilmeye başladı. Yani aslında gasp edilen yerlere hiçbir denetim olmayan yapılarla birlikte insanlar burayı rant alanına döndürmeye başladılar. Çevirdiğiniz herhangi bir yer sizin yeriniz oldu. Ben hiç unutmuyorum. İstanbul'un göbeğinde Erenköy'de oturuyoruz. Kazasker'de bizim bahçeye iki tane yola yakın bir yerde iki tane işte bu şeylerin sebze meyve satan insanların kasaları vardır ya. Adam gelmiş el arabasıyla çoluğuyla çocuğuyla tuvalet yok, banyo yok, hiçbir şey yok. Orayı çevirdiler kasalardan. El arabası satış yapmaya başladılar ertesi gün. İşte bir dükkan açmaya kalksan kirası var, suyu var, bilmem ne var. Orası oldu mu sana dükkan? Sonra oldu mu orası ev? Sonra orayı çevirmeye başladılar. Gelir arttı, işgal edildi, elektrik, su bağlattılar. Bir sene içerisinde adamın İstanbul'un en lüks yerinde bir mekanı oldu. Kimse gelmedi, yıkmadı, bir şey yapmadı. Zaten yıkmayla yakmayla da çözülecek bir iş değil ki bu. Gelen insanları istihdam edebilecek bir şehir yaratmak, mümkünse kendi şehirlerinde kalmalarını sağlamakta önemli olan. Çok övülen Bedrettin Dalan ne yaptı? Bir kere bu vakıf belasından ilk önce kendisine İstek Vakfı gibi diyerek devasa bir cumhuriyet kurdu. Bu İstek Vakfı'nın kaynakları, bu İstek Vakfı'nın arazileri vesairesi bunların tamamı tartışma konusudur. Yani Dalan'ın gasp ettiği yerlerdir bu İstanbul halkından, bu bir. İkincisi, İstanbul'da parklar, bahçeler yapıyoruz diye 3M, Emrullah Turanlı, şimdiki dönemin bu Erdoğan'la birlikte soygunculuğunun en önde giden anılan isimlerinden birisi aslında Özal döneminin isimleridir. 3M, Emrullah Turanlı vesaire. Bütün ihaleler onlara gitti. Çantalar dolusu paralar gitti. Özal dönemi zenginleridir bunlar. İstanbul'un bu anlamdaki rant hikayesi de o zaman kuruldu. İstanbul'un bir kültür şehri vesaire olabilmesi noktasındaki yatırımlar yerine betondan bir yapıya döndü. Ve İstanbul tam da Özal'ın istediği gibi rantı üzerinden dönüşen bir arka bahçe haline geldi. İşte bunu yapan Özal ve Dalan ikilisidir. Ve Dalan bütün bunları yaparken öyle pazarlandı ki şöyle bir laf çıktı. İçeriğinden bağımsız söylüyorum. Çalıyor ama iş yapıyor. Türkiye'de çalıyor ama iş yapıyor lafını ilk defa o zaman duydum. Çünkü Özal çalmak ve iş yapmak arasında bir paralellik olmadığını, gerektiği zaman çalabileceğini, gerektiği zaman da iş yaptığın zaman bunu tolere edebileceğini söyledi. Benim memurum bilir dedi. Benim memurum işini bilir dediğin zaman benim belediye başkanım da işini bilir. Benim milletvekilim de işini bilir. Benim bakanım da işini bilir. Tokatlamayı bilir demek. İş adamım da işini bilir. Garip kuraba işçinin sırtına binersin. Memurun sırtına binersin. O dönemin zenginlerine bak. Hayali ihraca ya kendi bakanları yargılandı. Yani belgelidir. Özal Dalan'la birlikte o hatta baktığın zaman şunu anlamak gerekir. Özal'ın yanında laik gelenekten tırnak içerisinde Atatürkçüyüm diyenler Özal'ın bir Nakşibendi olduğunu unutuyorlar. Özal nihayetinde Semra Hanım işte şeyi severdi. Bizim Tarlan Bey var izliyor. Hürmetler Tarlan Bey. Eşi Canan Hanım var. Hürmetler Canan Hanım. Onlar bayılıyorlardı. Tarlan Bey değil. Tarlan Bey ciddiydi de Canan Hanımcığım şeydi. Bizim teyzemiz o zaman Canan Hanım papatyalar bilmem neler falan bayılıyor. Papatyalar ne? Papatyalar kokoş kokoş kadınlar yardım adı altında Türkiye'yi tokatlıyorlar. Böyle bir havaları var. Şimdi de papatyalar gitti. Emine Hanım'ınkiler geldi. Netice itibariyle benim şeyde sevdiğim Semra Hanım'da sevdiğim bir tek şey vardı. Semra Hanım kafayı çekerdi. Puro içerdi. Tamam mı? Dolayısıyla laikliğin teminatıymış meğersem o. Fatih Yürekli şarkı söylerdi. Yoksa Nakşiler o zamandan halledecek. Baksana enteresan bir şey söyleyeyim. Korkut Özal benim yayınıma gelmişti.
Ben de Korkut Özal'a demiştim ki Semra Hanım sizi sevmezmiş, eve sokmazmış. Doğru mu? Bir sinirlendi bana. Doğru çünkü. Çünkü Semra Hanım dermiş ki al bu takınyaları evden dışarı at. Bunun belgeleri de var. Şimdi ben eskiden Semra Hanım'a kızıyordum. Meğersem bu nakşilere şey yapıyordu. Tokatlıyormuş sürekli. O yüzden kıymetliymiş. Ama Türkiye'de liberallik diye şortlu asker selamlamak, el ele yürüyerek poz vermek özgürlük diye anlıyor. Bu Amerikancı pozlardı. Halbuki bir tarafta sert Türk İslam Sentezini kurmuş Kenan Evren Paşa, onun gölgesinde 24 Ocak ihanetini yapan ve Türkiye'yi bugünlere getiren, bugün de göreceksiniz Babacan vesaire de o şapkadan çıkma. Anlatabiliyor muyum? Bu çizgiyi kuran Özal'dır. Dalan da onun mimarıdır. Fakat Dalan öyle bir tokat dedi ki Nurettin Sözen Bey'in İstanbul şehir emini olacağını kimse düşünmezdi. Adam İstanbul şehir emini oldu. Nurettin Sözen döneminde o kadar büyük bir su sorunu oldu ki Tanrı da yardım etmiyor. Çöp, su bilmem ne falan derken grev oldu. Grev olduğu zaman nereden geliyor bu grev? Dalan döneminden gelen bütün sorunları Nurettin Sözen devraldı. İstanbul kokuyordu, çöp vardı diyor ya Erdoğan. Neden? Su sorunu neden vardı? Sanki Nurettin Bey geldiği gün mü oldu? Nurettin Bey aslında pek çok planlama yapmıştı. Bunlardan bir kısmı da işte metrobüsler vesaire bunların hepsi Nurettin Bey'in uygulamalarıdır. Ama Nurettin Bey'i öyle bir hale getirdiler ki şeytana dönüştürdüler. Bir de bugünkü yolsuzlukların yanında çekirdek bile sayılmayacak bir yolsuzluk, İSKİ skandalı diye anlata 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 bitiremiyorlar. Neticede işte bir Ergun Bey'in bir aşk hikayesi, o aşk hikayesinin ardından ortaya çıkan bir tablo falan filan. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şöyle söyleyeyim, günlük harcamalarının bile altında olan bir paradan dolayı şey gitti. O zaman Nurettin Bey gitti ve arkasından tabii Erdoğan dönemi başladı. Erdoğan dönemi İstanbul talanının dibe vurduğu bir dönemdir. İstanbul'un perperişan olduğu dönemdir. Nitekim Erdoğan İstanbul'u fiili olarak hep kendisi yönetti. Keşke Ali Müfit Gürtün'e konuşsa da o dönemi anlatsa. Yani bugüne kadar gelen dönemde Erdoğan'ın neler yaptığını, İstanbul'un nasıl bir rant kent haline dönüştürüldüğünü ve İstanbul'u kaybetmeyi niçin kabul edemediğini de görüyoruz. Ama çok enteresan, kimsenin kaderine, insafına terk edemeyiz diyor İstanbul'u. Bu ne demek? Bu ne demek? Sandıktan da çıksan, halk seni el üstünde de tutsa, ben olduğum müddetçe burası benim olacak. O halde mesela ne? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa İstanbul'u Ekrem Bey'e de kimseye de yönettirmeyeceğim diyor. Ya kaybederse o zaman iş başka. Evet. Zaten uzun zamandır da bütün bu uğraşmaları İstanbul'daki rantı seçimden önce almakla ilgiliydi bence. Bence bir şey söyleyeceğim bu arada bu seçim kaynakları açısından yani İstanbul'un rantı mantı falan meselesini şimdi bilmiyorum ama Ekrem Bey'i almayabilirler bu saatten sonra. Çünkü inanılmaz bir negatif tepki olup seçime giderken başları belaya girebilir. Ekrem Bey'i böyle tutabilirler çünkü Ekrem Bey'in zaten Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali yok. Ya Evet. ben görevden alınacağını duyduğumda aklıma ilk gelen şey benim yandaşların artık yani yavaş yavaş farkındaysan işte BİM'iydi işte ara sıra Limak'ıydı vesaire böyle değişik çıkışlar yapıyorlar. Çünkü artık kaynakları yavaş yavaş kesilmeye başladı büyük şehirleri kaybettikten sonra. Doğal olarak da bu insanların herhangi bir ideolojisi olmadığı için bir ideolojiden dolayı AKP iktidarının arkasında değil de ranttan dolayı oldukları için rant kesilince de vızıldanmaya başladılar diye düşünmüştüm. Sonuç olarak da belki bu yolla onları tekrar kendi arkasına katmaya çalışmış olabilir diye düşünüyordum Erdoğan ama tabii bu saatten sonra dediğin gibi iş biraz da zora girdi. Anlamsız olur. Yani kendi aleyhine olur.